Evet arkadaşlar, 8 sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Geldik sayfa 66. Sıra sizde sorusuna. Kök 43 ve kök 90 ifadelerinin hangi doğal sayılar arasında ve bu sayılardan hangisine daha yakın olduğunu ayrı ayrı bulunuz. Şimdi karekök 43'e bakalım. Tam kare olarak karekök 43'ten önce karekök 36 var. Bundan sonra ise kök 49 var. Kök 36, 6 olarak kök dışına çıkar. Kök 49, 7 olarak çıkar biliyorsunuz. O zaman karekök 43, 6 ile 7 arasındadır. Aynı şekilde kök 90'a bakalım. Kök 90'dan sonra tam kare olan sayımız 100 var. Kök 90'dan önce tam kare olan sayımız 81 var. Kök 81, 9 olarak. Kök 100, 10 olarak kök dışına çıkar. Demek ki sayımız 9 ile 10 arasında. Evet, geldik düşünme zamanı sorumuza. Bunlar genelde biraz uğraştırıcı oluyor ama güzel sorular. Bunları çözmenizi tavsiye ediyorum. Genelde LGS'de de bu türe yakın sorular gelmekte. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen soruları yönergeye göre cevaplayınız. Üzerinde rakamları birbirinden farklı. Bakın, rakamları birbirinden farklıymış. Olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar. Kartın üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise karekökünü eşit olan numaralı kutuya atılıyormuş. Kartın üzerindeki sayı tam kare olmayan doğal sayı ise karekökünü en yakın numaralı kutuya atılacaktır. Son durumda her kutuda bir kart olacakmış. A. Kartlar üzerinde verilen sayılar iki basamaklı olduğuna göre A, B, C, D ve E harflerinin alacağı değerler toplamı en az kaçtır? Şimdi 80 küsür, şurada en sondaki ile başlayalım. Burası 80 küsür. Burası mecburen 81, 82, 83 diye gitmeli. Şimdi en az dediği için biz bu E harfine 0 veririz. Bu sayımız 80, en yakın da 9'a yakın olduğu için buraya atıyoruz. Tabii bunların karelerini yazalım. 9'un karesi 81, 8'in karesi 64, 7'nin karesi 49, 6'nın karesi 36 ve 5'in karesi 25 diye yazalım önce bunları. Şimdi şurası ise 5. sayımız 60 küsür. Burayı da 60 olarak alırsak 8 numaralı kutuya atarız. Şimdi bu rakamları ne kadar küçük tutarsak, çünkü toplamın en az olmasını istiyoruz. Ona göre düşüneceksiniz. Şimdi bakalım 3C sayısına bakıyoruz ondan sonra. 3C sayısını da biz 30 olarak alırsak 36'ya en yakın sayımız olmuş olacak. Çünkü 6 birim uzaklıkta. Bunu da 6 numaralı kutuya atmış olduk. Şimdi kaldı A3 ve B2. A3'ü de ve B2'yi, şimdi şurayı 52 olarak düşünürseniz, işte 62 yapabilirsiniz, 72 yapabilirsiniz. Tabii şu kutular dolduğu için, 6, 8, 9 dolduğu için 62 yapamıyorsunuz. Ama 8'e atmak gerekiyor. Şimdi burayı 52 yaparsak 49'a daha yakın, 7 numaralı kutuya gitmesi lazım. Şimdi geldik şuraya A3. Burayı 13 yapabilirim, 23 yapabilirim. 13 yaparsam karekök 16'ya yakın. Olmadı o zaman. Burayı da o zaman 23 yapmak durumundayım. Bu da 5 numaralı kutuya gider. O zaman A2 oldu. B5 oldu. Diğerleri zaten 0. Yazmamıza gerek yok toplamı da, çünkü etkisiz elemandır 0. Cevabımız burada 7 oldu. Şimdi B şıkkına bakalım. Kartlar üzerinde verilen sayılar 3 basamaklı olduğuna göre K, L, M, N, P harflerinin alacağı değerler toplamı en çok kaç olur? Şimdi burada sayıların karelerini alalım. 14'ün karesi 196, 13'ün karesi 169, 12'nin karesi 144, 11'in karesi 121, 10'un karesi de 100 olarak alınır biliyorsunuz. Şimdi bu sayıların biz KLMNP'yi ne kadar büyük verirsek toplamda o kadar büyük çıkacak tabii ki. Burada mesela kaç verebiliriz? Şimdi burası 180 küsür. 196'ya yakın olmasını istiyorum. O zaman ben buraya 189 alayım. Yani N yerine 9 geldi. Nereye gitti? 14 numaralı kutuya gitmiş olur. Şimdi burası da 180 küsür. 180 desem olabilir. 181 de 13 numaralı kutuya gider. 182 de gider.
Zaten 181 yazamam, rakamlara aynı olur. 180 yazarım ama 182 yazarsam L'ye daha büyük bir değer verdiğim için bunu tercih edin. 183 de yazabilirsiniz ama 183 yazarsanız bu sefer 14 no'lu kutuya gitmesi lazım. 14'e daha yakın çünkü. Şimdi geldik diğerlerine. Şuraya bakalım. 1P2 sayısına bakalım. Bunu nereye atabiliriz? Onu düşünelim. Şimdi ben burayı 102 olarak alayım mesela. 102 alırsam 100'e daha yakın 10 numaralı kutuya atarız. Sonra diğerleri kaldı. 121 ve 144. Şimdi burayı 156 olarak alırsak 144'e daha yakın 12 numaralı kutuya atabiliriz. Kaldı şurası. Şimdi K yerine 0 yazabiliriz ama rakamlar aynı olur. Sayı 100 olur. 1 yazarsak 110 yine rakamlar aynı olur. Buraya 120 yazalım. Dolayısıyla 120 yazınca 11 nolu kutuya daha yakın bir sayı elde etmiş oluruz. Şimdi verilen durumlara göre harflerin değerleri K2, M1, P zaten 0 yazmıyorum. L2, N'de 9. Toplarsanız cevap 14 oluyor. Evet, geldik alıştırmalara. Bir nolu soru. Aşağıdaki karekökli ifadelerin hangi ardışık doğal sayılar arasında olduğunu belirleyiniz. Şimdi karekök 18'den sonraki en yakın sayımız kök 25. Önceki sayımız ise kök 16. Dolayısıyla 4 ile 5 arasındadır kök 18. Şimdi 43'ten önceki karesel sayımız 36, kök 36 yazıyor. Sonraki 49, kök 49 yazıyoruz. O zaman bu da 6 ile kök dışına çıkarıyoruz bunları. 6 ile 7 arasında. Şimdi 58, 58'den önce kök 49 var en yakın karesel sayı. Sonraki en yakın karesel sayımız ise 64, kök 64 diyoruz. Kök 49 7 olarak kök dışına çıkar. Kök 64 ise 8 olarak çıkar. Demek ki sayımız 7 ile 8 arasındaymış. Sonraki sayımıza bakalım. Karekök 81 daha yakın solda. Sağda ise daha büyük olarak karekök 100 yakın buna. O zaman 81 9 olarak %10 olarak çıktı. Bu sayımız da 9 ile 10 arasında olmuş olur. Şimdi geldik ikinci soruya. Aşağıdaki karekök ifadenin en yakın olduğu doğal sayıyı belirleyiniz. Burada da az önceki yöntemi yine kullanacağız. Birinci soruda yaptığımızı. Solda en yakın, sağda en yakın sayıya gidiyoruz. Şimdi solda en yakın karekökli ifademiz 16, sağda ise 25. Şimdi bakıyorum. 16'ya 5, 25'e 4 uzaklıkta. Demek ki bu sayımız 5'e daha yakın. A şıkkının cevabı 5. B'ye bakalım. Solda kök 25, sağda kök 36 var. O zaman 25 ile 30 arasında 5 sayı, 30 ile 36 arasında 6 sayı var. Demek ki 25'e daha yakın, bu da 5'e yakın diyoruz. B şıkkı da 5. Şimdi C'ye bakalım. Kök 42, solda 36, sağında ise karesel olarak 49 var. Şimdi 36, 42, 6 birim var, 6 sayı var. 42'den 49'a 7 sayı var. O zaman 36'ya daha yakın olduğu için karekök 36'da 6, cevabımız burada 6 oluyor C şıkkında. C şıkkına geldik. Solunda 81, kök 81. Sağında kök 100. Bakıyoruz 81-92 arasında 11 tane sayı. 92-100 arasında da 8 tane sayı var. Demek ki karekök 100'e daha yakın. Yani cevabımız burada 10 olacak. 10'a daha yakındır. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir doğal sayının karekökü 7 ile 8 doğal sayılar arasındadır. Buna göre bu doğal sayının alabileceği en büyük değer kaçtır? O zaman 7 ile 8 arasındaysa
7'nin karesini ve 8'in karesini alıyoruz. Yani kök 49 ile karekök 63 arasındadır. Bu doğal sayının, pardon, 64, 63 nereden çıktı? 8'in karesi 64. Bu doğal sayının alıcı en büyük değer karekök 63'tür. Karekökü dediği için cevabımız 63. Karekökü 63'müş, sayımız 63 o zaman. Dördüncü soru. 13 ve 91 doğal sayıların karekökleri arasındaki doğal sayıların toplamını bulunuz. Şimdi 13 ile 91 demiş. Bunların en yakın tam kare sayımız şurada. Tabi bundan büyük olması lazım. Kök 16. Buna en yakın 91'den de küçük olacak 81 var. Bunların da kareköklerini alıyoruz. Tabii bunların kareköklerine en yakın oldukları için kök 13 ve kök 91 olarak düşünüyoruz. Şimdi kök 16 4, kök 81 9. Bu aradaki doğal sayıların toplamını soruyor. 4, 5, 6, 7 ve 8'i toplayacağız. Bir de 9'u. Toplarsanız burası da 39 yapıyor. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u topluyoruz. Cevabımız 39. Şimdi 5. soruyla devam edelim. Sayı doğrusuna verilen karekök ifadelere sağdan ve soldan en yakın olan doğal sayıları belirleyiniz. Şimdi kök 55'e en yakın karesel sayımız sol tarafta 49, kök 49, bu da 7. Sağ tarafta ise kök 64, bu da 8. O zaman bu sayımız 7 ile 8 arasındaymış. Şimdi B şıkkına bakalım. Karekök 132, solunda karekök 121 yani 11, sağında ise karekök 144 yani 12 var. 11 ile 12 arasındaymış. En yakın doğal sayılar bunlar. Şimdi karekök 265, solunda 256 var karekök içinde. Bu da 16'nın karesi olduğu için solunda 16. Peki 17'nin karesi 289. Karekökü 17. Demek ki 17 ile 16 arasındaymış bu sayımız. Geldik karekök 310'a. 310'dan önceki karesel sayımız 289. Bu da 17'nin karesi. Buraya 17 yazıyoruz. Bundan sonraki ilk karesel sayımız 324. 324 de 18'in karesi olduğu için bu sayımız da 17 ile 18 arasındaymış. Yani en yakın doğal sayılarımız 17 ve 18. A şıkkında en yakın doğal sayıların 7, 8. B şıkkında en yakın doğal sayılar 11, 12. C şıkkında 16, 17. C şıkkında en yakın doğal sayılar 17 ve 18 çıktı. Şimdi 6. soruyla devam edelim. Bakalım 6. soruda nasıl bir soruymuş. Tuğba Hanım elindeki 35 metrelik ipin kök 250 metresini kullanmıştır. Geriye kalan ipin uzunluğunun metre cinsinden değerinin hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu bulunur. Şimdi 250'ye yakın solunda ki en yakın karesel sayımız kök 225. Bu da 15'e eşit. Sağında ise kök 256. Bu da 16'ya eşit. Demek ki Tuğba Hanım 15 metre ile 16 metre arasında bir ip kullanmış. Peki bu 250 hangisine daha yakın? Şimdi bakın şuraya 6 sayı var. Şu tarafta ise 25 sayı var. Demek ki 256'ya daha yakın. Yani 16'ya daha yakın olarak düşünebilirsiniz. Ne yapalım o zaman? 35'ten 16'ya daha yakın olduğu için 16'yı çıkarıyoruz. Cevabımız 19 metre oluyor. 7. soru. Akif'in mekanik kaleminin ucunun boyu kök 91 santimetredir.
Bir saatte ortalama 1,5 santimetre uç kullanan Akif'in 3 saat sonra kaleminde kalan ucun boyunun santimetre cinsinden hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu bulmuş. Şimdi kök 91 hangi sayılara yakın? Şurada önceki karesel sayımız 81, 91'den sonraki karesel sayımız 100. Şimdi 81 biliyorsunuz 9 olarak çıkar, kök 100 ise 10 olarak çıkar. Peki 91 şuraya 10 birim uzaklıkta, şuraya ise 9 birim uzaklıkta. Hep ne dedik ki? Kök 91, 81'e 10, 91'e ise 9 uzaklıktaydı. Buradan şunu diyebiliriz, bu sayı 100'e daha yakın, yani 10'a daha yakın olmuş oldu. Karekökü çünkü 10. Ama tam olarak 10 değil. 10 da biraz küçük. Şimdi gelirdik. 1,5 santimetre kullanıyormuş. 3 saatte, saatte 1,5. 3 saatte 3 çarpı 1,5 yaparız. Arif 4,5 santimetre uç kullanmış. Şimdi 10'dan da 4,5'u çıkaralım. Bu da 5,5 yapıyor. Şimdi dedik ki bu sayımız 10'a yakın ama 10'dan daha küçük bir sayı. Dolayısıyla şu ifade bizim aradığımız uçun uzunluğu x diyelim 5,5'dan da küçük olacak. Dolayısıyla en yakın tam sayımız 5 santimetre olacak. Kalan uç miktarı. 8. soru. Zehra'nın silgisinin boyu 5 ile 6 santimetre arasında olup 6 santimetreye daha yakındır. Buna göre Zehra'nın silgisinin boyunun santimetre cinsinden hangi doğal sayıların karekökü olarak ifade edilebileceğini bulunuz. Biz burada 5'in karesini alalım 25, 6'nın karesini alalım 36. Şimdi 26 olamaz çünkü 25'e daha yakın, 27 de olamaz 25'e yakın. Biz 36'ya yakın olanları alıyoruz. Buradan 28 de olamaz, 29 da olamaz, 30 da olamaz. Çünkü 30, 25'e daha yakın 5 birim, 31 olabilir. Bundan sonrası çünkü 36'ya yakın, 32 olabilir, 33 olabilir, 34 olabilir, 35 olabilir. Yani bu 5 tane sayı olabilir. 25 ile 36 arasında 36'ya yakın olan sayılarımız 31, 32, 33, 34. Ve 35 oluyor arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Dairenin alan formülü pi r kare formülüyle bulunur arkadaşlar. Bunu bilmeyenler için hatırlatmış. Şimdi yukarıda verilen merkezleri aynı doğrultu üzerinde olan 3 dairenin alanı küçükten büyüğe doğru sıralanması 75 santimetre kare, 108 santimetre kare ve 144 santimetre karedir. Buna göre A noktası ile C noktası arasındaki mesafenin santimetre cinsinde hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu bulunuz. Şimdi bir pi'de 3 alacaksınız. Pi r kare formülümüz. O zaman formülümüz 3 r kare oldu. Şimdi bu 3 r kareyi A'nın yarı çapına r A diyelim. Eşittir 75 yapıp önce A çemberinin yarı çapını buluyoruz. 3'e bölelim. Buradan r A kare 25. A çemberinin yarıçapı neyin karesi 25? 5'in. O zaman A çemberinin yarıçapını bulduk 5. Geldik B çemberini bulalım. Aynı şekilde 3 RB kare eşittir 108. 108'i 3'e böl. RB kare eşittir 36. 36 kaçın karesi? 6. O zaman B çemberinin yarıçapını da bulduk 6 6. Geldik C çemberine. Arkadaşlar, bunda 3 RC çemberinin yarıçapı eşittir 144 yazıyorsun. Buradan RC kare her tarafı 3 ile sadeleştir 48. O zaman RC çemberimizin yarıçapı karekök 48 oldu. Şurası da karekök 48. Şimdi en yakın bu A'dan C'ye kadar olan uzaklığın en yakın olduğu doğal sayıyı soruyordu bize. Biz burada en yakın olan karekök 49 diyoruz. Demek ki RC'yi 7 alacağız. Şurayı 7 alacağız. Toplayalım şuradaki uzunlukları. 5 var. 2 tane 6 var. Bir de 7 var. 5,
Artı 12 artı 7 yapalım. Ne yaptı? 24 santimetre oldu. Geldik son soruya burada. Şimdi bu sorumuzda da 1BC 3 basamaklı ve 1C 2 basamaklı doğal sayıdır. Karekök 1BC artı karekök 1C işlemin sonucu tam sayıdır. Buna göre karekök B artı C ifadesinin değerinin hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulunuz. Şimdi karekökü 1C'nin tam sayı olmasını istiyoruz. O zaman bu C yerine 6 gelir. Başka çare yok çünkü onlu olup karesel olan sayımız bir tek 16 var. O zaman C'yi bulduk. C 6. Peki C yerine 6 yazınca şu sayımız da kök içinde 1 ve 6. Şimdi 100 küsür olup sonu 6 olan karesel sayımız 196. Bu da 14'ün karesi. Demek ki B'yi de bulduk. 9. 9 artı 6. Burası karekök 15 yaptı. Karekök 15'te en yakın karesel sayımız kök 16. Bu ifadenin en yakın olduğu doğal sayımız dolayısıyla karekök 16. Bunun da karekökünü alırsak cevabımız 4 oluyor. Evet arkadaşlar bu sayfaları da bitirdik. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hepinize başarılar.